Katılımcılar, Keşubeler Platformu'nun değerli üyeleri. Bugün burada toplanmamızın amacı PTT'nin uzun süredir hukuksuz bir şekilde çalıştırıldığı cumartesi günleriyle ilgili. Bildiğiniz gibi bir devlet memuru haftalık çalışma saati 40 saattir. Ama PTT yıllardır hukuksuz bir şekilde cumartesileri de tüm personeli çalıştırıyor. Kanunda yer aldığı gibi cumartesileri normalde olağanüstü haller durumunda sadece personelin %5'i çalışır. Ama PTT, taşeron, İHS'li ve kadrolu personellerin hepsini çağırıyor. Bu yetmezmiş gibi bir de PTT yönetiminin son birkaç haftadır uyguladığı bir yeni bir şey var. Pazar günleri de firma personelleri zorunlu olarak işe getiriliyor. Yani haftanın 6 günü birçok personel, 7 günü de çalışan personel var. Tamamen angaryadır, baskıdır, hukuksuzdur. Biz bugün buna yönelik açıklama yapacağız. Bir de personel almadığı için devlet memurlarının yapması gereken tebligatları taşeron firma elemanları yapıyor. Bu da hukuksuz. Defalarca PTT Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdık. Kazandığımız davalar var. En son dün bir tane dava kazandık. PTT Genel Müdürlüğü'ne kesk habersen olarak açtığımız davayı kazandık. Bakalım PTT bundan sonra ne yapacak? İşte taşeronlara hukuksuz şekilde tebligat yaptırmaya devam mı edecek, yoksa hukukun gerektirdiği gibi taşeronları kadrolu personele mi yaptıracak? Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi açıklamayı yapmak üzere Şube TİS Hukuk Sekreterimiz Cihan Derman Güzel'e sözü bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, PTT yönetimi 2018 yılından beri personel alımı yapmıyor. Bugün kurumda taşeron emekçiler dahil çalışan sayısı 40 binin altına düşmüştü. PTT'de mobbinge dönüşen cumartesi çalıştırması hukuksuzdur. Mahkemeler bugüne kadar onlarca emekçinin açtığı davalarla cumartesi çalışmasını hukuka aykırı bulmuş. Kurum her davada masraf ve avukat gideri ödemek zorunda kalarak kurumun maddi zarara uğratmıştır. Onlarca mahkemeden hukuksuz olduğuna dair verilen kararlara rağmen PTT yönetimi bu hukuksuzluktan vazgeçmiyor. PTT yönetimi az sayıda çalışan ile çok fazla kar etmek amacındadır. Tüccar mantığı ile mevcut personelden 2 kişilik, 3 kişilik iş beklemektedir. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Fazla çalışma mevzuatta 657 sayılı kanunun 99. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 99, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir şeklindedir. 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 20. maddesi sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresini 40 saat olarak düzenlemiştir. Bu maddeye göre 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 30. maddesinde sözleşmeli personele zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının %5'ini, personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin %15'ini geçemez hükmü yer almaktadır. Danıştay 8. Dairesi'nin 1996'ya 1213 esas nolu kararında devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırmalarının ancak amir tarafından bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Danıştay bu usule uyulmadan yapılan görevlendirmelere çalışan uymaz ise hakkında disiplin cezası verilemeyeceğine dair karar vermiştir. Sendikamız Habersen, PTT yöneticilerini hukuka, yasalara, mahkeme kararlarına uymaya çağırıyor. Hukuksuzluğu bir yönetim biçimi haline getirenler
getirenler şunu iyi bilmelidir ki kimse yasalardan ve hukuktan üstün değildir. Hak, hukuk, adalet direnerek gelecek. Hak, hukuk, adalet direnerek gelecek. HTT yönetimi cumartesi çalışmasını zorunlu olarak emekçilere dayatmaktan derhal vazgeçmelidir. Cumartesi çalışmasını isteğe bağlı hale getirmelidir. Sendikamız Habersen emek sömürüsüne karşıdır. Kanuni zorunlu durumlar dışında yaptırılan fazla çalışma angarya ve sömürüdür. Sendikamız angaryanın ortadan kaldırılması için her alanda gereken mücadeleyi vermiştir ve vermeye devam edecektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Habersen, yaşasın Kerem.